Evet. Çınarkaya. Ben bir kere diyorum şurayı temiz tutun. Numaralı sorgu odası. Metin Amir'in oğlu Çınar öldürülmüş işte. İyi de Metin Amir'in ne işi onu anlamadım ben. Suç ortağıymış. Olaya bak. Ne oluyor lan burada? Kim hakkında ileri geri konuşuyorsunuz oğlum siz? İşiniz gücünüz yok mu lan? Geçin lan işinizin başına. Geç! Gel Eren komiser, gel. Gel başlayalım da bitsin. Anlat bakalım. Zafer'i sen mi öldürdün? İlk defa karşımızda oturmuyorsun Çınar. Hı? Yabancısı değilsin değil mi ortama? Bak oğlum. Yalansız tane tane anlat. Gerçeği bilmek insanların hakkı. İnsanların yarasını kapatmaz belki ama pansuman eder ha? Hadi canım. Yormadan güzel güzel anlat. Bu çıktığım günün ertesi günü. Hı. Evden çıktım bir arkadaşla buluşmak için. Hangi arkadaş? Serdar. Verdelikten çıkan Serdar mı ya? Buluştunuz mu? Yok. Yani ben gittim ama o gelmedi. Bekledim, aradım. Gelmedi. Nerede buluşacaktınız? Bizim evin oradaki parkta. Gelmedi ha? O gelmeyince ben de eve döneyim dedim. Ona böyle arkamı döndüm. Zafer amca orada. Bir anda karşıma çıktı. Çok da sinirliydi bana. İnci'yi benim öldürdüğümden emindi. Babamın, abimin forsuyla, kayırmasıyla... Bir şekilde içeriden çıktığıma da emindi. Bu namussuz baba narin çıkarttırdılar seni dışarıya. Sen yaptın biliyorum. Silahı vardı. Silahını doğrultmuştu bana. Sonra telefonumu attı. Ben yapmadım ya, ben yapmadım. Dur, sakin dur. Yavaş çıkar onu. Çıkar. Çıkar. Çıkar, açma. At onu. At. Tamam. At. Gidin. zorla beni bir arabaya bindirdi. Kocaman adamsın ya, engel olamadın. Savcı, Çınar yaralıydı ya. Yaralı parka gitmesini biliyor ama. İsteseydi engel de olabilirdi. Yaralıyken parka gidebilen ona da engel olabilir. Sanki Serdar'la bana ne yapacaklar orada? Kaydıraktan mı kayacaklardı? Adamın asabını bozmayın ya. Ne halt ettikleri belli ortada. Adamı zıvanadan çıkarma, anlat. Ben korktum ki. Ya öyle silahı dayayınca sırtıma... Kaçmadım. Yani kaçamadım, bilmiyorum. Cinin mezarına götürdü beni. Bak. Gördün mü İnci'yi? Özür dile dedi. Dedim ben bir şey yapmadım. Ben öldürmedim. Ama... Anlatamadım kendime. Bağırdı bana. Af dile. Ben senin canını aldım. Sen de benim canımı al de. Sonra zorladı beni. Yüzümü mezara sürdü. Af dile. Ben senin canını aldım, benim de canımı alsınlar diye. Hadi söyle! Sen niye laftan anlamıyorsun ya? Ben bir şey yapmadım, ben dokunmadım! Konuşma lan, konuşma. Ben yapmadım dedim, ben öldürmedim dedim. Sonra kaçtım elinden. Ben bir şey yapmadım, bırak peşimi! Ama yani o dursun diye kaçtım. Korktuğum için kaçtım. Mezarlığın karşısındaki otobüs durağında otobüse yetiştim. Ota bindi. Eğer gıkını çıkarırsan baban cesedini otobüsten alır. Geldi yanıma oturdu. Düğmeye basıp inecekti. Niye inmedin? İnemedim ki. Silah dayadı bana orada da. Bırakın inmeyi, ben orada yanındaki adamlara gıkımı çıkartamadım korkudan. Sonra... Bugün beni bağlı bulduğunuz bina var ya... Beni oraya götürdü. Çekti silah. Vallahi orada beni vuracaktı artık. Artık ne oldu bilmiyorum. Ben de bir şekilde atladım silah. Tuttum. Böyle burun buruna kaldık. Arbede yaşandı aramızda. Silah ortamıza geldi. Sonra pat! Silah ateş aldım ben. Başta ben vuruldum zannettim. Şöyle artık korkudan mı bilmiyorum, ameliyatlı yerim açıldı, kanamasından mı... Kavgadan, kaçışmadan mı bilmiyorum. Benim gözlerim karardı, bayıldım ben. Bayıldım ben. Gözümü açtığımda geceydi. Zafer amca yanımda yatıyordu. Baktım. Ölüydü. Ölüydü. Ben ne yapacağımı bilemedim ki. Ben panikledim. Ben çıktım da oradan. Eve gittim. Ben yürüdüm. Bütün yolu yürüdüm. Demedim ben ne yapacağım.